Merhaba arkadaşlar, Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi Örgümü Dediniz kanalımızda kelebeklikler uçuşmakta. Şöyle göstereyim. Çok tatlı, çok hoş bir model oldu arkadaşlar. Bakın şöyle yakından göstereyim kelebeklerimi sizlere. Birini öyle birini öyle ekledim. Siz tabii düz de ekleyebilirsiniz. Şimdi bugün bunun yapımını inşallah sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şık, çok güzel kelebeklerimiz oldu. İstediğimiz her şeyde kullanabileceğimiz bir çalışma oldu arkadaşlar. Bu da daha kalın bir iple yapmış olduğum bir çalışma. Umarım sever ve beğenirsiniz. Şimdi öncelikle Örgümü Dediniz kanalına abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ve hemen modelimin yapımına geçmek istiyorum inşallah. Şöyle arkadaşlar, şöyle saralım ipimizi, şöyle saralım ve bunun içerisine 8 tane tam şey yapacağız arkadaşlar, ikili trabzanlardan yer yapacağız kendimize. Şöyle aldım, bakın bir tane zincirle sabitliyorum. Burayı bir daha göstermek istiyorum. Şöyle iki defa sarıyorum arkadaşlar, şu şekilde sarıyorum ve tığımı şöyle alıp hemen şuraya bir tane zincir çekerek başlayacağım ve çıkartıyorum. 3 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. 1 2 3. Üzerine alıyorum. İçerisine ikili trabzanlarımı, 2 tane ikili trabzan yapıyorum öncelikle. Şöyle arada 2 zincir çekiyorum. Tekrar ikili trabzanlardan yapmaya devam ediyorum. 3 tane yapıp arasına 2 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. 2 şöyle, bakın şu şekilde 2 tane zincir çekip arasına 3 tane ikili trabzan yapacağız. 1 2 Çok farklı bir yapımı var. O yüzden de çok beğendim ve hemen bu benim kanalımda olması gereken bir şey diye düşündüm ve hemen sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Kırlentler falan da yapabilirsiniz. Battaniye çalışmalarında da kullanabilirsiniz. Ya da bir yakınıza veya tokalara geçirerek de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Öyle güzel ve şık bir çalışma. Şöyle hemen 1, 2, 3, 4, 5, 8 tane toplamda boşluğumuz olacak arkadaşlar. 2 3 1 2 tane zincir arada 2 zincirle yapmaya devam ediyoruz. 1 2 ve 3. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 olmuş. Fazla olmuş. Şimdi 2 tane hemen söktük onu. Şu boşluktan 8 tane olacak arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8'inciye geldiğimizde hemen şöyle yapıyoruz. Birleştiriyoruz. Ve kaydırma işlemiyle getiriyoruz buraya kadar arkadaşlar. 1 2 3 zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum ve bu 8 tane boşluğuma aralarda yine 2 zincir çekerek şöyle 3'er tane yine dolduruyorum arkadaşlar. 2 ve 3. Hiç boş zincir çekmeden diğerine geçiyorum. 2 ve 3. 1 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar dolduruyorum.
En son bitirdim bakın. Hemen şuradan alıp şu şekilde birleştiriyorum. Ve kaydırma yöntemiyle şu şekilde ortaya kadar gidiyorum arkadaşlar. Bir tane zincirle sabitliyorum. Ve bunu şu şekilde çekiyorum. Yapabildiğim kadar, sıkabildiğim kadar sıkıyorum arkadaşlar ortayı. İpimden tutup şu şekilde çekiyorum. Ve bunu hemen buraya sabitliyorum ki herhangi bir açılma olmasın. Şu şekilde yaptım. Bakın çıkartıyorum. Sonradan da arkadan şöyle biraz yürütüyorum. Ve bunu kesiyorum. Şimdi bu kenarını hangi renk iple yapacaksanız, bakın bunlarda batik bir ip kullandım. Rengarenk oldu. Şöyle göstereyim. Bunda bu şekilde bir ip vardı elimde, onu kullandım. Bunda ise düz bir ip vardı, onu kullandım. Şimdi daha belirgin olsun diye kırmızı ile devam edelim anlatmamıza. Şöyle alıyoruz hemen. Buna bağlıyorum arkadaşlar bunu. Şöyle çekiştirelim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum öncelikle. Beyaz ipim burada kalıyor, koparmıyorum. Üzerine alıyorum. Ve içerisine arkadaşlar 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Ve 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Ve bu zinciri bakın tam şuradan şöyle birleştiriyorum burayla. Şu şekilde. Tekrar üzerine alıp içerisine şöyle 1, 2, 3 tane yine dolduruyorum. İkili trabzanla ve 1, 2 tane zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar tam şu hemen altında bakın şöyle şuradan şuranın içerisine geliyorum. Şuradan ipim arkadan şu şekilde alıyorum, çıkartıyorum. Ve burayı birleştiriyorum bu şekilde. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Aynı diğerinde olduğu gibi buraya öncelikle 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 1, 2, 3 tane, 4 tane zincir çekiyorum. Ve şuradan alıp şuradan hemen birleştiriyorum. Tekrar üzerine alıp içerisine dolduruyorum. 1 2 3 3 tane yaptım. 1 2 tane zincir çekiyorum. Hemen altına iniyorum. Bakın bu sıranın altından şöyle şuradan alıyorum şu şekilde ve buraya bağlıyorum. 1 2 tane zincir çekiyorum, üzerine alıyorum. Aynı işlemi bütün hepsini uyguluyoruz arkadaşlar. 3 tane yaptıktan sonra 4 tane zincir çekiyoruz, birleştiriyoruz. Tekrar diğer üçlüyü yapıyoruz.
Bütün hepsini bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. 4 tane zincir. Bir, iki tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Bakın sonuncuya geldik. Hemen şunun içerisinde yine aşağıdan alıyorum, geliyorum şu şekilde. Ve burada bakın zincir çekmeden hemen şuradan alıyorum. İkisi arasından şöyle ve birleştiriyorum. Sonra şu şekilde geri dönüyorum. Şimdi kelebeğimin ana hatlarıyla bitmiş oldu. Şununla beyaz ipimizle birazdan dış kısmını çevireceğiz. Şöyle arkadaşlar, bunu alıyorum. Bakın şöyle, bu modelimiz, kelebeğimizin parçası. Şöyle tutalım. İki tane, iki tane denk gelecek şekilde. Bakın şöyle, şöyle birleştiriyoruz. Yani elimizle bu şekilde düzeltiyoruz. Bakın kanatlarımız da burada oldu. Arka tarafı da aynı şekilde. Bu tarafı da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Buradan şuraya geliyorum arkadaşlar. Şuraya çevirdikten sonra şöyle alıyorum ve şu şekilde ikisini, iki parçayı birbirine burada bir tutturuyorum. Şöyle. Şimdi buradan 1 2 3 4 5 tane 6 tane 5 tane 6 5 biraz kasar. 6 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Şöyle. Ve üzerine 2 doluyorum. Hemen ilk zincirimin içerisinden, bakın tam şuradan ilk zincirimin içerisinden, şurada gördüğünüz gibi şuradan birleştiriyorum. Şu şekilde ilmek çıkartıyorum. Biraz gevşeltip şöyle 2 defa da çekiyorum. Tekrar 2 defa üzerine doluyorum ve aynı yerden bir daha alıyorum. Şöyle bir daha 2 defa üzerine doluyorum. Çekiyorum. Bir daha çekiyorum. Ve şu şekilde bir şekil elde ettikten sonra arkadaşlar hepsini şu şekilde şöyle içinden çıkartıyorum. Sonra bir tane zincir çekiyorum buraya. Ve geliyorum şurada şu birleşim yerinin arkadaşlar yuvarlak olan yerin hemen arka kısmındaki yerden şöyle bir tutturuyorum buraya. Şöyle bu yapmış olduğum parçayı buraya diğer kısımla tutturuyorum. Ve burada 8 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 antenlerini yapacağız arkadaşlar. Şimdi çekmiş olduğum bu zincirin 2 tanesini bakın. 1 2 tanesini atlayıp şu üçüncüsünün içerisinden arka tarafından şöyle şuradan arkadaşlar. Burası biraz oyalayıcı ama olsun, çok güzel duruyor. Şöyle çekiyoruz. Bakın arkasından hemen alıp şöyle antenlerini yapıyoruz şu anda kelebeğimizin. Bu birincisi oluyor. Şöyle. Birini yaptık. Şimdi bir, yine 8 tane zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 tanesini atlıyorum. Hemen şuradan bakın aldım ve içinden geçiriyorum. Alıyorum, içinden geçiriyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir görüntüsü oluyor.
Ve en son olarak da şuradan hemen en dipten arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. En dipten bir tane daha alıp aynı şekilde çekiyorum ve çeviriyorum arkasını. 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Ve getiriyorum ilk başlangıç yerime. Yani bakın şu ön tarafına. Şu ilk başladığımız birleşim yaptığımız yere getiriyorum. Şöyle. Ve burada bir tane zincirle sabitliyorum. Sonra bunu kırmızı ipimi arkadaşlar kesiyorum. Kırmızıyla işimiz kalmadı artık. Şimdi burada kestim. Beyazım ile şöyle bir şu kırmızı ipimizi hatta arkalardan saklayalım görünmesin. Şöyle geçirelim şuralardan. Fazlalığını keseriz sonra. Şimdi burada bakın şöyle yerlerim var. Kenarlarda iki tane zincir çektiğim yerler var. Oraya getiriyorum. Şöyle 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bunların içerisine tabi buraya iki tane önce ikili trabzan yapıyorum. Sonra arada hiç zincir çekmeden arkadaşlar hemen direkt şu dörtle 4 tane zincir çektiğimiz yerlere gidiyoruz. Şöyle 2 3 tane yaptık. Arada 2 tane zincir çektik ve tekrar 3 tane daha dolduruyoruz. 2 3. Bakın şimdi buradan hiçbir zincir falan çekmeden şu şekilde alıyorum ve bakın şu kenara geliyorum ve arkasını bu şekilde dolduruyorum. Tekrar yan kısmına da aynı şekilde dolduruyorum. Tekrar üzerine alıyorum. İkinci köşem olacak. İkinci köşemin de içerisini buradaki gibi yapıyoruz. Yine 3 tane ikili trabzandan sonra 2 tane zincir çekip tekrar 3 tane daha dolduruyoruz. Şöyle doldurduk. Sonra hiç yine ara vermeden bakın 1 2 3 tane de dolduruyoruz. Üzerine alıyorum arkadaşlar ve diğer tarafa gidiyorum. Bakın tam şuraya. Şuraya. Aynı şekilde orayı da 3 tane dolduruyorum içerisini. 2 3. Üzerine alıyorum. Diğer köşemi yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum arada. Tekrar yandan devam ediyoruz. 2 3 Diğer tarafta yaptığımız gibi o boşluklarımıza 3 tane ikili trabzanlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle son olarak bu kenar buraya da yapıyorum aynı şekilde 3 tane dolduruyorum. Bakın ilk başladığım yere geldim. Oradan hemen şöyle birleştiriyorum. Şöyle 1 2 3 tane zincir çekip ben 2 sıra yaptım kenarını. Yani bunda 2 sıra döndüm. Siz daha fazla da yapabilirsiniz. 3 4 5 hani ne yapacaksanız modelinizi nasıl uygun görürseniz o şekilde yapabilirsiniz. Yine bakın hiç zincir çekmeden hemen yanındaki boşluğa 3 tane daha yapıyorum. Şu antenlerini bağlamasını da göstereceğim arkadaşlar. İsterseniz böyle de kalabilir ama böyle bir boşluk oluşuyor. Yani şurada şöyle bir boşluk oluşuyor. Onun oluşmaması için şimdi gösterdiğim gibi şöyle
2, 3. Hepsini üçer defa, üçer tane 2 litre zanarımızı yapıyoruz. Böylelikle motif haline alıyor. Kare bir motif haline gelmiş oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi çok güzel bebek battaniyelerinde kullanabileceğiniz güzel ve şık bir model. Ayrıca dediğim gibi hani şey de yapabilirsiniz. Kırlentlerde falan da kullanabilirsiniz. Rengarenk yapıp evinizi böyle bahar gelmiş gibi, kelebekler uçuyormuş gibi bir görünümü olur. Tek yapıp arkasına bir toka geçirip böyle küçük kızlarımıza güzel bir şekilde toka şeklinde de yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar bu antenleri şu araya geçireceğiz ki böyle hani burası boşluk olmasın. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Bakın şöyle arkasından hemen görünmeyen yerinden alıyorum. Şuradan da alıyorum. Ve şöyle birleştiriyorum. Bir tane araya yapıyorum. Tekrar diğer antenimizi de aynı şekilde şöyle arkadan görünmeyen yerinden alıp yukarısıyla birleştireceğiz. Şöyle. Pardon, ipimiz şeyde kaldı. Ha, şöyle. Aldık ve birleştirdik. Tekrar iç zincir çekmeden yine devam ediyoruz. Dediğim gibi ben buraya iki sıra döndüm. Bu burada. İsterseniz bunu daha da fazlalaştırabilirsiniz. 4 sıra, 5 sıra. Zaten o köşelerden, kenar kısımlarından, yani tam olarak buralardan artıyor arkadaşlar. Kare haline geliyor. 2 zincirle. Daha sonra birleştirmesini de zaten daha önceki videolarımda da var. Kanalımdan da bakabilirsiniz. O şekilde yanlardan istediğiniz şekilde, bir de kelebeklerin hepsi aynı yere bakacak diye bir şey de yok. İstediğiniz şekilde birleştirme işlemini yapabilirsiniz. Şöyle gelelim. Ve hızlıca hemen modelimizi tamamlamış olalım arkadaşlar. Bugün Örgü mü dediniz kanalında kelebekler uçuştu. Umarım bu kelebeklerimizi sizler de seversiniz ve kendinize ya da sevdiklerinize örersiniz. Örerken de stres atarsınız arkadaşlar. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın demeden önce Örgü mü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı hepinize şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın.